وسلم أنه قال: ثلاثة من قالهن دخل الجنة: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، والرابعة لها من الفضل كما بين السماء والأرض، وهي الجهاد في سبيل الله عز وجل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı azam aleyhissalavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyh mecmainin bir cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyh mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafenlerimizin hazırın ve dersini dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesine emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzelan eden eyyime hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müsliminin, bu civarlarda metfumundan evliya, ulema, sulaha, şüheden münat, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Selasetün, üç cümle vardır. Men kâlehünne dehalel cenne. Kim o cümleleri söyler ise cennete mutlaka girer. Evet. Nasıl girer? Evet. Ma'as-sâbikînel evvelîne. İlk girenlerden. Zaten ümmetler arasında cennete ilk girecek olan biziz. Peygamberler arasında ilk giren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetler arasında da her ne kadar biz ahir zaman ümmeti, kıyamete yakın gelen bir ümmetsek de ilk cennete girenler olacağız. İşte ilk giren bu ümmetin de sabıkunu var. Kur'an-ı Kerim'de var. Kim onlar? Ebu Bekir Sıddık, Ömer'ül Faruk, Osman Zinnureyn, Ali radıyallahu anh, Hasan Hüseyin radıyallahu anh ve sahabe-i kiram. Bunlar ilk girenler. Bunlarla girer bunu söyleyen veya yorum bu. Veya hesapsız böyle bir sıkıntıya uğramaksızın, azap görmeksizin girer. Yani iman etmiş olur, inkar etmez ama hep günah işlemiştir. Günah işleyen inkar etmedikçe, günahı reddetmedikçe, inanılacak şeyleri tasdik ettikçe, ne kadar büyük günah işlerse işlesin, ehl-i sünnet inancına göre gene mümindir, günahkar mümindir. Bu ölürken, Azrail canını alırken, günahsız, temiz, salih kulların canını aldığı gibi almaz. Allah'ın yemini çiğnemiş, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini terk etmiş. Ama inkarcı değil, mümin. Tabii inanmayan kafire göre çok büyük, şerefli insan. Fakat Allah'ın emirleri çiğnediği için günahkar insan. Ha, bu tip insanları Cebrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam affedersiniz, Azrail aleyhisselam canlarını alırken öfkeli alacakmış. Öyle söylüyor kitaplarda. Sevdiği salih kulların canını alması başka. Sevdiği için ama kızdığı için hem inanıyor hem de inancın gereğini işlemiyor. Bunları kızıyor. Onların canını alırken canı yanacakmış. Her zaman söylüyoruz, yine de yeri geldiği için söyleyelim. İbrahim aleyhisselam, Azrail aleyhisselam bir kere birilerinin canını almak üzere geçerken İbrahim aleyhisselama selam vermiş. O da ve aleyküm selam demiş. Nasılsın? İyi misin? İyiyiz. Sağ ol. Evet. Bu şeyden sonra
Demiş ki kardeş, Azrail kardeş, bu sevmediğin kızdığın adamların canını nasıl alıyorsun, bana bir göstersene. Demiş, ne işin var senin? Sen Allah'ın halilisin, Halilur Rahman. Allah'ın halili, dostu, ismi öyle. Evet, ne işin var senin demiş öyle. Merak ediyorum demiş, bırak demiş, bırak. Allah aşkına demiş, Allah için demiş söyle. Evet, biz şimdi bu kelimeyi çok kullanıyoruz. Bu kelimeyi söylediniz mi, gereğini yapmak lazım. Yapmadınız mı, lanet sebebi. Allah'ın aşkından daha üstün bir şey var mı? Bunu bile reddedince lanete müstahak oluyor adam. Evet. Öyle deyince Azrail Aleyhisselam sevmediği, kızdığı kimselerin canını alacak kılığa girmiş. Melekler her kılığa girebilirler. O kılığa girmiş. Ateşe dayanan, ateşin yakmadığı İbrahim Halilur Rahman, Azrail Aleyhisselam o kılığından öyle korkmuş ki bayılmış, pat diye düşmüş. Ayıldıktan sonra demiş ki, bana kalırsa demiş, şu kılığın günahkarlara yeter, cehenneme gerek yok. O kadar korkunç. Evet. Bu var. Kabir azabı var. Bazıları kabir azabı diye bir şey yok, İnsan ölüyor filan diyorlar ama Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadına göre kabir azabı haktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayet var, Peygamberimizin hadisleri de var zaten de, biz Firavun'u sabah akşam ateşe sokarız ayeti var. Sabah akşam ateşe sokarız. Evet. Daha cehennemde kimse yok şimdi. Cennette de kimse yok. Mahkeme-i Kübra'dan sonra cennete gidecekler, cehenneme gidecekler. O zamana kadar işte kabir azabı var. Diyoruz ya, Ravzatun min Riyazil Cinan. Allah'ın bu ölen kardeşimizin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe kıl. Cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan koru diyoruz ya, dua ediyoruz ölülerimiz defin ederken. O zamana kadar Ehl-i Sünnet inancına göre kabir ya cehennem çukurlarından, ateş çukurlarından bir çukur, ya da cennetin güzel bahçelerinden bir bahçe olacak. İşte bu söylediğimiz inanca ayet delil. Biz Firavun'u sabah akşam ateşe sokarız. Cehenneme daha kimse girmedi. Öyle Kur'an-ı Kerim diyor. Ve üzlifetil cennetü lil müttakine gayre ba'id. Cennet hazır. Bekliyor. Cehennem de hazır. Daha boş. Kıyamet kopacak. Mahşerde insanlar toplanacak. İkinci suru filanlıktan sonra. Ondan sonra Mahkeme Kübra başlayacak. Bütün insanlar hesaba çekilecek. Kaybedenler cehenneme, kazananlar cennete gidecekler. Vesikallezine takav rabbuhum ilel cenneti zümera. Ayetler var. Evet, daha, ama ayette ne diyor? Biz sabah akşam Firavun'u cehennem ateşine sokarız. Öyle cehenneme giren şimdi an diye olmadığına göre bu neresi? Kabir gömüldü. Kabirde ya azabı var demek bu. Sabah akşam ateşe sokarız demekle kabir azabı var demek. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabı var diyor. Birçok hadis var. Bu azaptan dolayı öyle feryat ederler ki, öyle feryat ederler ki insanlar, ben Allah'a yalvardım, bunu duyurma insanlara diye. Yoksa bu dua etmeseydim, Allah'a yalvarmasaydım, ölen adamın ne kadar bağırdığını, azap çekenlerin
ne kadar feryat ettiklerini duyacaklardı. Duyunca da biz adamı ne zannettik, kalbi herif nasılmış diye gömmeyeceklerdi. Halbuki insan Allah'ın yarattıklarının en şereflisidir, eşrefi mahlukattır. Onun gömülmeden meydanda kalması, bir hayvanın öldükten sonra çürüyüp kurda kuşa yem olması gibi olurdu. Halbuki insan yaratıkların en şereflisidir. Bu da insanın şeyine uymazdı. Onun için Allah'a yalvardım, duyurma ya Rabbi dedim. Genelde duyulmaz. Duyanlar var. Evliyaullah duyuyor. Peygamberimiz duyuyor. Buna daha çok olaylar var. Evet, bir Cennetül Bakı'ya Efendimiz kabir ziyaretine gidiyor. Ümmeti Muhammed'in şeylerine, mevtalarına, ölülerine dua ediyor. Bir kere gidişinde gezerken bir kabrin başında durmuş. Kimin kabri bu demiş? Bir genç adamın kabri demişler. Kim bu? Demişler, bunun bir ihtiyar annesi var. Buna çok iyi bakıyordu. Bu genç öldü. O ihtiyar kadını çağırın demiş. Getirtmiş. Evet, hadisler bunlar. Evet. Demiş, bu oğlumun hakkını helal etsen, bundan razı ol, bundan davacı olma. Olmaz demiş. Ben ona gözüm gibi baktım. Hiçbir gün çok güzel yemek yapmışsın, çok güzel çamaşır yıkamışsın, bana iyi bakıyorsun anacığım, sağ ol, Allah senden razı olun demedi. Hep tuzu yok, yağı yok, böyle çamaşır mı olur, böyle hep kalbimi kırdı. Hiç beni memnun etmedi. Onun için bakmayacağım demiş. Ben bunu hayatım boyunca baktım, adam edin olsun diye, ama bana hep kalbimi kırdı. Etme eyleme demiş. Hakkın helal et. Koca karı duymuyor kabir adamın bağırdığını. Peygamber duyuyor. Demiş. Onun kulağını aç vermiş peygamberimiz. Oğlu nasıl bağırıyor? Yandım Allah diye aşağıda kabir azabından. Anasıdır. Ne kadar böyle kızsa da parçasıdır. Hemen affettim. Hakkımı helal ettim. Bu hadis. Hikaye değil. Evet, kabir azabı var. Evet, başka zaman da var. Kabirin başına durmuş. Bunlar azap görüyor. Neden görüyor ya Resulallah? Küçük suyu döktüğü zaman suyun saçıntılarından korunmuyorlardı. İdrar saçıntılarından kabir azabı. Evet, bundan dolayı kabir azabı görüyorlar. Böyle çok hadis var kabir azabının olduğuna dair. Ayette de böyle. Onun için Ehl-i Sünnet itikadına göre kabir azabı haktır. Dediğim gibi iman eden cennete girecek, inkar etmemiş. Ama nasıl? 1000 tane inanılacak madde olsa, 1000 tane inanılacak. İşte Allah var. Allah'ın başı yok, sonu yok. Böyle her şeye kadir bir Allah var. Muhammed Resulullah, Muhammed Aleyhisselam onun peygamberi. Kur'an Allah'ın kitabı. Tevrat, İncil, Cebir Allah'ın kitabı. İsa peygamber, Adem, bütün peygamberlere inandı. Ahiret var, hesap var, sırat var, cennet var, cehennem, hepsine inanıyor. Bunu yani sayalım, 1000 tane inanılacak madde var. Kur'an'da bize haber verilen. Bir tanesini reddetse, hepsini kabul ediyorum ama 999 şu bir tanesi aklım ermiyor dese, hepsini inkar etmiş olur. İman tecezzi kabul etmez. Evet, iman kabul parçalanmaz. 1000 maddenin 1000'i de kabul edecek. Bir tanesi aklım ermiyor dedi mi 990'ını reddetmiş olur. Ben peygamberin hepsini kabul ediyorum da Yusuf Aleyhisselam hikayesine aklım ermiyor ya. Böyle şey mi olur? Her şeyi reddetmiş olur. Tamamını reddetmiş olur. Böyle inanacak. Evet. Böyle inanacak. İşte şimdi hesapsız yorum bu. Bunları söyleyen cennete girer. Yorum
Gümüşhane Hazretleri ilk girenlerden olur veya hiç kabir azabı yok. Azrail Aleyhisselam canını alırken acıtması yok. Evet. Böyle de var. Musa Aleyhisselam'a gelmiş. Senin canını alacağım demiş Azrail Aleyhisselam. Bunlar da hadislerde var. Musa Aleyhisselam da güçlü bir adam. Çünkü Musa Aleyhisselam zamanında annesinin karnında hamileyken Firavun kendini tanrı ilan etmiş. Despot, zalim bir adam. Bir rüya görmüş. Beni İsrail, Yahudiler o zaman Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam zamanında Mısır'a gitmişler. Orada kalmışlar. Onları çalıştırıyor. Piramitleri öyle yaptırmış. Çok zulmediyor onlara. Bir rüya görmüş. Beni İsrail'den bir erkek kimsenin demişler ona alimleri doğacak bir oğlan senin saltanatına son verecek. Kral Hazretleri demişler. Onun üzerine Firavun o zamanki kralın adı. Kral yerine Firavun diyorlar. Bütün Beni İsrail'in çocuklarını kesmirmiş, öldürtmüş. Rivayete göre 650 bin çocuk öldürtmüş. Hamileleri düşürttürmüş. Kadınları kısırlaştırmış çocuk doğmasın diye. Musa Aleyhisselam annesi de Musa Aleyhisselam'a hamile. Allah ona ilham etmiş, sen çocuğunu doğur, sakla, biz onu koruyacağız diye. Doğurmuş. Doğduktan sonra Kur'an'da var bu hikaye. Kur'an doğduktan sonra beze sarmış, bir sandığın içine koymuş, Nil Nehri'ne atmış sandığı. Allah onu koruyacağız vaadinde bulunmuş. Ama ana yüreği, kardeşini de, anası, kız kardeşini de peşine takmış, ne oldu acaba sonucu diye. Giderken o sandık, tabut, Kur'an'da tabut. O Nil Nehri Firavun'un sarayının bahçesinden geçiyor. Geçerken nehrin kenarında ağaçlara takılmış sandık. Allah'ın hikmetleri bunlar. Her peygamberin bir hikayesi var. Evet. O sırada da Firavun'un hanımı hizmetçisiyle beraber geziyor. Sarayın bahçesinde. Bahçesinden de Nil Nehri geçiyor. Bir bakmış bir sandık. İn demiş, onu aç, al gel. Almış gelmiş, bir açmışlar ki Firavun'un hanımının da şeyi, çocuğu olmuyor. Öyle güzel ki, peygamber olacak çocuk güzel olmaz mı? Öyle güzel bir çocuk. Kanı kaynamış ona. Demiş, bu çocuktan, nehirden aldığımdan haber verirsen bizi kafanı keserim demiş. Kimseye söylemeyeceksin. Tamam demiş o da hizmetçisi. Saraya götürmüşler. Akşam herif herkese zulmetmiş gelmiş. Yatıyor orada mumyalamışlar duruyor. Kel kafalı, kısa boylu bir herif, kara bir herif. Halen duruyor. Gidip görebilirsiniz. Demiş bak, sen ne mücadeleler verdin kral olmak için. Rakiplerin hepsini yendin, kral oldun. Ama demiş çocuğun yok. Çocuğumuz olmuyor. Bu kadar uğraştın, kral oldun. Sen ölünce demiş onlara kalacak iş. Ben demiş bir çocuk buldum. Bir günlük. Taze çocuk. Onu demiş benim çocuğum ilan ederiz. Küçük çocuk çünkü bir günlük çocuk. Kendimiz sarayda istediğimiz gibi yetiştiririz. Kendi şeylerimize göre, kendi keyfimize göre yetiştiririz. Senin yerine o kalır, öteki rakiplerin kalacağına. Firavun kafasını yapmış, tamam demiş. Hemen böyle ilan etmişler. Tabii millet bayram etmiş, Firavun'un çocuğu olmuş diye. Ondan sonra çocuk ama
öyle diyor Allah. Biz diyor ona söyledik diyor. Kimsenin süt emme diye. Çocuğu ama böyle. Doğuştan peygamber olacak çocuk bu. Aynı şey Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya atıldığı zaman çocuk daha. Çocukken ona da söyledik, vahyettik diyor. Korkma biz seni kurtaracağız diye. Evet, ona da çocuğu da tembih etmiş Allah. Tabii melekleri vasıtasıyla. Kimsenin sütünü emme anandan başka diye. Çocuk acıkınca ne yapacak? Süt emecek. Firavun'un hanımının çocuğu olmamış ki sütü olsun. Süt dalısı gönderiyorlar, getiriyorlar sütü olan kadınları. Çocuk emmiyor. Bak çatlayacak, nasıl ağlıyor, nasıl bağırıyor. Sarayın yanında da annesinin kız kardeşi yani teyzesi Musa Aleyhisselam'ın bakıyor uzaktan ne olacak diye. Memurlar gidiyorlar, geliyorlar, koşuyorlar. Telaşınız ne diyor? Bizim kralın çocuğu oldu ama çocuk sütlası emmiyor, sütlası bulamadık, emecek bir tadı bulamadık. Ben bulurum size diyor. Onun emceği tadı, aman diyorlar çabuk. Hakiki anasını süt tadısıya getiriyorlar saraya. Musa Aleyhisselam nasıl saldırıyor, nasıl emiyor anasını, anası ya. Kal burada diyorlar, kuş sütüyle besliyorlar. Böylece Allah diyor ki, biz işte böyle düşmanını bile diyor sarayında besletiriz. Firavun'a yarın saltanatı sormayacak, Musa Aleyhisselam yedi zaten. Sarayı dönüp büyütüyorlar. Evet efendim. Bu Musa Aleyhisselam güçlü. Ölen çocukların hepsinin gücünü Allah ona vermiş. Cebrail Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam gelip de senin canın almaya geldim deyince bir tane kondurmuş ona, burun, ağız dümdüz. Bunlar arzi. Meleğin hakiki burnu değil. Arzi şeyler. Dönmüş gitmiş. Demiş ya Rabbi canını al dedin adam, bak ne hale getirdi beni. Ne dedin ona? Canını alacağım dedim. Öyle denir mi demiş. Beni Allah görevlendirdi. Ben Azrail'im, canını alacağım desene. Peki gitmiş. Beni Allah gönderdi. Ben Azrail'im. Yalnız söyle ona demiş. Eğer yaşamak istiyorsa ömür verebilirim. İmtihan bu. Evet, peygamberimize teklif etti Azrail Aleyhisselam. Ölmeyi mi istersin? Allah'a kavuşmayı mı? Yaşamayı mı? Ben diyor Allah'a kavuşmayı tercih ettim diyor. Hutbede söylüyor bunu. Evet. O zaman Ebu Bekir ağlamış. Hüngür hüngür. Sulu gözlü herifsin ya demiş. Ne yani be? Gidecek demiş. Gidecek. Aramızdan ayrılacak. Anlamadınız siz. Ötekiler meseleyi anlamamış. Evet. Böylece Musa Aleyhisselam'a tekrar gitmiş, hazır ola geçmiş. Böyle demiş. Sonra ne olacak demiş? İstediğin kadar yaşa. Sonra geri öleceksin demiş. Allah'ın kanunu. O zaman demiş. Sonra gene öleceksem şimdi öleyim ama demiş. Bir ricam var senden. Nedir o? Allah demiş sana ne isterse yap dedi zaten. Ben demiş canımı burada alma da Kudüs'te şimdi onun yakınında kırmızı tepeler var. Osmanlılar oraya medrese kurmuş. Oraya ziyarete giderseniz ziyaret edersiniz. Kırmızı yamaçlarda onun olduğu yerde, kabrinin olduğu yerde Osmanlılar medrese kurmuş. Yeri belli. Orada al demiş. Mescid-i Aksa'nın yanında al. Oraya götürmüş. Orada işi halletmiş. Evet şimdi yani Azrail Aleyhisselam böyle teklif ediyor sevdiklerine. Hiçbirisi tabii Allah'a kavuşmaktan daha güzel bir şey olur mu? Hiç dünyada kalam diyen yok. Teklif ettikleri. Ötekide zaten teklif yok. Ecel geldi mi uzamaz, eksilmez. Onların da zaten dünyada kalacağı yok. Allah'ın eceli takdir yine aynen uygulanıyor. Şimdi işte şimdi söyleyeceğimiz kim şeyleri tam yapan hesapsız kitapsız ölüm sıkıntısı çekmeyecek, kabir azabı çekmeyecek, ilk cennete girenlerden olacak. Kim bunlar? Bunların nasıl girmek kim istemez ki, değil mi? Hangi mümin istemez ki? Onun için iyi dinleyin bakalım.
men kâlehünne dehale cenne. Kim bunları söylerse ilk girenlerden olur. Hiç azapsız, sıkıntısız cennete girenlerden olur. Evet. Kim onlar? Evet. Men radiye billahi rabben. Allah'ı Rab kabul eden, ona razı olan. Beni Allah yarattı. Rızkımı o veriyor. Nimetleri o veriyor. Beni o koruyor. İşte buna beni o terbiye etti. Efendimiz ne diyor? Ben Rabbim terbiye etti. Ettebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Babası zaten doğmadan 6 ay verilmiş. Anası da doğduktan sonra 6 yaşında ölmüş. Yetim. Beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. Evet. İşte böyle Allah'ın terbiye ettiğini, Allah'ın lütfuna uğradığını kabul edecek. İnandım diyecek. İnan demesi yetmiyor. Razı olacak. Allah'tan gelen her emre he diyecek. Tamam diyecek. Onu yapacak. Evet, Allah'a inanmış ama namaz kılmıyor herif. İnkar etmiyor. Oruç tutmuyor herif. Zekat vermiyor herif. İnkar etmiyor zekatı. Akşam içiyor, her akşam içiyor. İnkar etmiyor. İçki olan Allah affetsin diyor. İnkar etse kafir olur. İnkar etmiyor. Ha, böyle değil. Her dediğine he diyecek, yapacak, teslim olacak. Men radiye billahi rabben. Allah'ın Allah olduğunu kabul etmiş. Her şeyi ondan geldiğine inanmış. Ona layık sıfatlarla onu bilmiş. Evet. Radiyetu billahi rabben. Allah'ın Rab olarak Allah'a razı oldum demiş. Ve bil İslam'ı dinen. İslam'ı da din olarak kabul ettim, razı oldum. Evet, şimdi İslam ne demek? La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demek. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Kendisi için her türlü fedakarlığa katlanacak hiçbir kudret yok. Varlık yok. Evet, ilah bu demek. Adama makam gösterdin mi, istediğin şeyi yapıyor adam. Onun ilahı makam. Adama para gösterdin mi, istediğin şeyi yapıyor adam. Para onun ilahı. Bazısı da oğluna kızına çok düşkün. Oğlum kızım diye her türlü şeyi yapıyor. Onun ilahı da oğlu kızı. Bazısı kadın. Tapılacak kadın diye şarkı bile var biliyorsunuz. Onun ilahı kadın. Bazısı şakşaktan ilah o. Ha, böyle değil. Uğruna her şeyin yapılabileceği tek kudret vardır Allah diyecek. Onu yaşayışında gösterecek. Oğlu bir şey istediği zaman hayır. Ben seni çok severim. Senin için canımı feda ederim ama Allah'ın emrine aykırı su senin istediğin kesinlikle olmaz diyecek. Postayı koyacak. Bunu diyebiliyor musun? Hadi lan. Hı, yap hadi. Aha, o zaman ilahın çocuğun oldu. Şimdi düğün ediyorlar Müslümanlar. Babası hacı, hoca her gün ömreye, her sene ömreye gidiyor. Namazında, abdestinde, gece zikrinde oğluna düğün yapıyorlar. Arkadaşlar diyorlar ki bak biz asker arkadaşın ta Van'dan geldik, Edirne'den geldik. Düğün ömürde bir defa oluyor. Düğün şenlik demek. Biz arkadaş kafayı çekeceğiz. Bize içki alacaksın. Düğününde içeceğiz. Ta oradan geldik. Etmen yelemen benim babam bunlar kesinlikle kabullenmez. Hayır olmaz. Bizi mi kıracaksın ya? Bir tanırdan geldik. Babasına gidiyor. Öşürün, çıkılın. Yine diyorlar bak gönlümüzü kırarsın kalbimizi. Bir daha git. Üçüncüde Allah'ın şu parayı hadi hadi. Bakın Allah'ın içki haram içmeyin sözünü kırdı.
oğluna dayanamadı. Böyle değil. Radıtü billahi Rabben. Allah'ı Rab kabul ettim. Onun emrini hayatımda her safhasında uygulayacaksın. Aha böylesi ilk cennete girecek olanlardan. Böylesi hiç azap görmeden cennete girecek olan. Rıza bu demek. Hem inandım diyor hem de onun yolundan gitmiyor. Onlara değil. Rıza bu demek. Evet efendim. Ve bir İslam dinen, ha Allah var, inandım. Ama Muhammed akıllı bir adam ya. İşini becermiş. Bu adam mümin olamaz. Çünkü iman kelimesi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Nereden çıkardın bunu? Peygamber söylüyor bir. Ayette de var. İttebi'un nebiyyel ümmi. Ümmi peygamber Muhammed Mustafa'ya tabi olun. Allah'ın emri Kur'an'da. Ati'ullaha ve ati'ur rasul. Allah'a ve onun Resulü Muhammed Mustafa er-Resul o demek. Uyu. Şimdi peygamberimizi kabul etmeyen Allah'ın emrini nes çekiyor. Allah inansa bile Allah'ın emrini kabul etmezse yine kafir olur. Şeytan Allah yok demedi. Adem Aleyhisselam yarattıktan sonra şeytan cinlerden Kur'an'da geçiyor. Ve kâne minel cinni. Cinlerden, kafir cinlerden inananları var cinlerinde. Adem'e secde edin dedi. Melekler hepsi fesecedel melaiketu. Meleklerin hepsi secde ettiler. Fesecedel melaike illa iblis. Şeytan aleyhillâne, şeytan ordusunun başı iblis aleyhillâne. O dedi kokar çamurdan yaratılmış. Min salsalin diyor ya, kokar çamur demek. Aslımız bizim çamur. Ben alevli ateşten yaratıldım. Ben ondan daha üstünüm. Öyle ona neden secde edecekmişim? Sen yoksun demedi. Emrini tutmuyorum dedi, şeytan oldu. Evet. Ve bil İslam'e dinen. Allah var ama Muhammed akıllı bir adam dedi mi kafir. Allah'ın emridir peygamberimize inanmak. Onu peygamber kabul etmek. Onu kabul edemiyorum de, istediği de Allah var desin, kafirdir. Bunları kabul ettikten sonra Allah'ın emirlerinin hiçbirisini reddetmeyecek. Kur'an'da hepsi var. Kur'an tevatüren bize gelmiş. Efendimiz'den bize, Allah'tan peygamberimize, peygamberimiz de kendisine vahyolunduğu şekilde yazdırmış. Elimizde o Kur'an'ın metinleri duruyor. Bir tanesi Topkapı Müzesi'nde. Bir Fransız Milli Kütüphanesi'nde. Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde. Evet, o musaflar duruyor, orijinali duruyor. Evet, bunları hepsine inanacak. Peygamberimizin gelen sözlerine inanacak. Bunları reddederse Muhammed Resulullah demiş olmaz. Hadis önemsiz. Kur'an var ya. Kur'an bize yeter. Peygamber insan. Yani bizim gibi insan. Onun sözünde ne olacak ki? Mümin olamaz. Mümin olamaz. Hadisi küçümseyen, peygamberin sözünü küçümseyen, ona hakaret eden, önemsiz sayan adam mümin olamaz. Böyle iman etmiş olacak. İşte o zaman da Müslüman o demek. Allah ve Resulü'nün emirlerine, iradesine boyun eğmiş, teslim olmuş adam demek. Allah ne emir verdiyse he kabul ettim. Peygamber ne emretti he kabul ettim demiş. Onu reddetmemiş. Buna Müslüman deniyor. Bunu nereden bileceğiz arkadaş? Senin onun Allah'a ve Resulüne inandığını nereden bileceğiz? İnanmak kalp işi. Kalben tasdik. Kalp işi. Senin ben kalbindekini bilmem ki. İnandığını nereden bileceğim? Bu kelimeyi açıkta söyleyecek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bunu açıktan söyleyecek. İstenildiği zaman. O zaman ben onun Müslüman olduğunu anlarım. Ha, kabul ediyor. Veya namaza gelecek.
Namazında ettahiyyat okumuyor muyuz? Orada eşhedü en la yok mu? Namaz kılan adam da şehadet kelimesi getirmiş. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demiştir. Ha veya zekat verecek. Yani yaptığı işlerden ha ona biz Müslüman diyoruz. Öteki mümin ama Müslümanlığı biz bilmiyoruz. Allah yanında bize göre daha bilmiyoruz. Ağzından bir şehadet kelimesi çıkmadı, namaz kılmadı, oruç tutmadı. Nereden bilelim? Ona Müslüman muamelesi yapmak için inandığını gösteren bu Allah'ın emirlerini tatbik etmesi görmek zorundayız. Bunu yapmak zorunda. Evet, işte böyle Allah'a inanmış, Allah Rab kabul etmiş ama Müslümanlığı da kabul ettikten sonra Allah'ın emirlerini, peygamberin emirlerini hayatında tatbik etmiş adam. Evet. İçki içme, içmiyor. Evet. Kumar oynama, oynamıyor. Zina etme, etmiyor. Allah var diyor. Allah haram etmiş. Hayatını tatbik eden adama Müslüman denir. Allah'a teslim olmuş. Her şeyinde. Başkasını elin tersiyle itiyor. Böyle Müslüman ilk girenlerden olacak. Hesapsız, kitapsız, azapsız girecek. Öteki reddetmiyor ama inancını yerinde yapmıyor. Ona sözümüz yok. O da gidecek cennete. Gidecek ama bu dediğim gibi ölürken sıkıntı var, kabir azabı var, mahşer sıkıntıları var. Mahkeme kübra kurulmuş. Ne kadar sıkıntılardan sonra imanı sebebiyle sınıfı geçemeyecek, günahı çok. Peygamberimiz Raufun Rahim. Son derece merhametli Allah'ım, ya Rabbi, o mümin benim hatırıma onu da affet. Affedecek. Efendimizin talebini Allah reddetmeyecek ama o zamana kadar bu safhalar var. Bu safhalar var. Evet. Bu ilk doğrudan doğru hesap girecek olan hayatında uygulamış, teslim olmuş peygambere, Allah'a. Bu onda karakter olmuş, huy olmuş. Kesinlikle Allah'ın haramını işlemiyor. Kesinlikle peygambere saygısızlık etmiyor. Hadislerini reddetmiyor. Yaşayışı böyle. Her işte böyle. Onun için diyoruz size. Gel Mehmet, yarın seninle falan yere gidelim. Tamam, ben varım. Yarına kadar yaşayacağın garantin var mı? Sen ona inanmadın mı? Gaybı ancak Allah bilir. Evet, yarın ne olacağını Allah bilir. Kur'an'da ayet. Sen bunu inanıyorsun ama yarın şuraya gideceğim diyorsun. Öyle demeyeceksin. Hemen Allah'a iman aklına gelecek. İnşallah. Allah izin verirse, Allah müsaade ederse gideriz. İnşallah. Bu kadar önemli. Hayatımızın her safhasında imanımız gözükmeli. Falanca ölmüş. Allah Allah, niye öldü ya? Daha dün beraberdik ya. Öyle deme, Müslümansan. Evet, Allah eceli geldiği zaman, Azrail git canını aldı, gel dediği zaman onun ölmemesi mümkün mü? İzâ câe ecelhüm la yestâhirûne sâaten ve la yestaklimûn. Ecel geldi mi ne öne alınır ne geciktirilir. Ayet bu. Allah'ın emri bu. Yok ya, doktor onun kalbini değiştirdi, böbreğini 5 sene daha yaşadı. Zaten yaşayacaktı lan. Güzel konuş. Ayet bu. Doktorun yaşattı. Yaşadan muhyi Allah'tır. Dikkat edin. Ağızdan çıkanla inancınız uyuşmalı. Evet. Şafi Allah'tır. Yaşatan Allah'tır. Buna inanıyorsun ama böbreğini doktor dişti, yaşattı ya. Allah'ın gücüne gider. Konuşurken o imanını ters konuşmayacaksın. Bu çok önemli. Bu çok önemli. İşte böyle hayatın her safhasında imanının gereğini yaşamış olanlar ilk girenlerden olacak. Hiç azapsız girenlerden olacak.
Müslümanlığı kabul etmiş, bu demek teslim olmuş, başkasına hayır diyor. İşte böyle bir Müslüman. Ha evet, Nebi Muhammed'in Resulü, Muhammed Mustafa'yı da peygamber kabul etmiş olacak. Akılla donmuş ya, kafir olur. Peygamber olarak kabul etmeyen, ben bir şey demiyorum, ahlaklı adam ama çok akıllıymış, peygamber demiyor, bu da kafirdir. Muhammed'in Resulullah, Kur'an'da ayettir. Kur'an'da ayettir. Peygamberin peygamberi kabul etmeyen şeytan gibi, senin sözünü reddediyorum diyen ve şeytan olur. Kesinlikle mümin olamaz. İstediği kadar Allah var desin. Evet, iman edilenlerin hepsini kabul etmesi lazım. Birisi de peygamberlere inanmak. Evet. Hem insanlara hem cinlere, kainata peygamber Muhammed Mustafa olduğuna inanacak. Dördüncüsüne gelince ve rabia, dördüncüsüne gelince leha minel fadli kema beyne semai vel ard. Bunun ötekilerle arasında, sema ile dünya arasında kadar böyle üstünlük var. Nedir o? Ve hiyel cihadu fi sebilillahi azze ve cel. Aziz ve celil olan Allah yolunda Allah için cihat yapmak. Evet. Bu da çok önemli. Şimdi Müslüman, adı Ali, üniversitede okuyor mesela. Ali Hasan üniversite okuyor. Ama şimdi Şemdinli Hakkari gitmek var. Onun için şimdi askere gitmemek için son sınıfta dersini vermiyor. Bir dersten de kaydını silemiyorlar. Mahsus vermiyor. Yarın bakarsın paramayla askerlik yerine para veriliyor ya, şimdi çıkıyor ya, af çıkar falan diye. Askerlikten kaçıyor. Çürük rapor oluyor. Oralara tehlikeli ya. Evet. Kaçıyor askerlikten. Evet. İşi yaş. Peygamberimiz buyuruyor ki cihat bilinciyle, cihat şuuruyla yaşamayan öldüğü zaman mâte mîteden cahiliye, cahiliye ölümüyle olur. Onun için yaşın kaç olursa olsun hemen askere gitmek niyetiyle yaşayacaksın. Kaçmak yok. Benim ne işim var? Yok. Ne zaman çağırırlarsa, yaşlı genç, ülül emir, Müslümanların devleti umumi seferberlik ilan etti mi, kaçmak yok. Ya bu yaştan sonra, bu yaştan sonrası yok. Tam işlerimi yoluma koymuştum, iyi para kazandım. Ya öyle şey yok. Ya benim güzel kadınım var, güzel çocuklarım var, öyle şey yok. Allah yolunda cihat için hiç itiraz etmesin, tamam diyeceksin. Bu bilinçle yaşayacaksın. Aksi halde cahiliye ölümüyle ölür. Putperest Arapların öldüğü gibi ölür. Şimdi çürük rapor alıyor adam, askerden kaçıyor. Adam Müslüman. İşte ince görüyorsunuz. Çağırmıyorlar, bu niyeti yaşıyor. Aha, işte o zaman ilk girenlerden hazırım. İtiraz yok. İtiraz yok. Böyle bu duygularla inancını her safhada koyacak, Allah yolunda cihad edecek Fatih Sultan Mehmet Han. Bakıyoruz, İmtisalu cahidu fillah oluptur niyetim, dini İslam'ın mücerret gayretidim, gayretidir gayretim. Evet, el fazlu hakku himmetü cündi ricalullah ile el küfrü kahreylemektir niyetim diyor. Ben çağ açayım, çam kapayım diye İstanbul'u fethetmedim. Onun için yaşamıyorum. Ben cahidu fillah, Allah yolunda cihad edin, zulmü önleyin. Ezilen insanları zalimlerinden kurtarın, İslam'ı yayın, insanca yaşamayı öğrenin. Yaratılış gayesine uygun, Allah'ını tanıyan, onun emrine giren, ona ibadet edene kusur etmeyen bütün insanları bu maksatla cihad edin dedi. Onun için İstanbul'u aldım diyor. Evet. Tarihe adım yazsınlar diye değil. Cahidu fillah.
Turan'da var. Evet, Kur'an'da var. Kaç yerlerde var hem. İşte böyle, bu en önemli. Neden? Çanakkale'ye gidelim şimdi. Karşı tarafta mitralyöz var. Pop 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 pop. Durmadan atıyor. Tetiği çektin mi? Otomatik silah. Bizim tarafta tek tüfek, dolduracak, ondan sonra atacak. Öteki ölmezse bir daha dolduracak, atacak. 10 günde bir hoşaf çıkmış. Ekmek değil, aş değil, hoşaf suyu. 10 günde bir, kayıtlar öyle. Doğru düz üstünde elbise yok. Karnı aç. Doğru düz poteni yok. Kaçmamış. Allah yolunda cihat edin emrine uymuş. Canını ortaya koymuş. 7 düveli denize dökmüş. Allah yardım ediyor. Ama bu fedakarlık kolay değil. Ama o zaman bir sürü asker kaçakları var. Samanlıklarda saklanmışlar, değil mi? Onlar da gavur değildi. İnanıyordu ama. Aha, bakın iş böyle en kritik noktada belli oluyor. İnkar ediyor ama kaçıyor o zaman. İlk girenlerden olamaz. Azapsız hesapsız girenlerden olamaz. Onu söylüyor güzel peygamberimiz. Bu cihat en pahalısıdır. Evet. Allah kelimesi yücelsin. لِتَكُونَ كَلِمَةُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَى. La ilahe illallah kelimesi en yüce olsun. Kafirlerin sözleri en rezil olsun diye. Sırf rıza ibari için. Namusunu, dinini, imanını, vatanı çiğnetmemek için en kıymetli canını seve seve vermek hepsinden üstündür. İlk gidecek. En yüksek rütbe de bu şehitlere verilecek. Herkes bakacak böyle, hayran kalacaklar, cennete girenler. Hayran kalacaklar, keşke. Öyle diyor. Bin canım olsa Allah yolunda bini de vermeye hazırım. Görüyor o güzelliği. Evet, Allah'ım diyor, ben dünyayı bir daha döndür. Cennete verilen makamlar görünce şehit. Allah'ım ben dünyayı bir daha döndür, bir daha şehit olayım. Öyle söylüyor. Allah nasip etsin o güzel cenneti müminlere. İşte bunlar hesapsız kitapsız. Hayatımızda her safhasında Allah inancımız, peygambere, sünnetine uymamız gözükmeli. İşte bu Müslüman hesapsız, kitapsız, azapsız, ilk giren, cennete girenlerden olacak. Öyle diyor peygamberimiz. Evet, Allah'ı Rab kabul eden, evet, İslam'ı din kabul eden, peygamberimizi Muhammed Mustafa'yı peygamber kabul eden, Allah yolunda cihat edenler. Evet. Ahmed İbn Hanbel, Ebu Said Hudri radıyallahu anh'tan naklemiş. Selasetün la yanzurullah ileyhim yevmel kıyame. Üç kişi vardır. Allah kıyamet günde onların yüzüne bakmaz. Hakaret olsun diye bakmaz. Yüzüne bakmaz demek, hakaret onları horladığı için, onları gazap ettiği için onların yüzüne bakmaz. Evet, çünkü Allah'ın haramlarını işlemişler, Allah'ın yasaklarını çiğnemişler, ona muhalefet etmişler. Kim onlar? Yüzüne bakmayacak kimseler kim? El-mennânû atâhû. Birine komşusu, asker arkadaşı, akrabası, hemşerisi, kendi durumu çok iyi, adam çok perişan olmuş, senetlerini değil mi? Al kardeşim, ne zaman istersen verirsin. Karşılık vermek daha fevkalade de, sıkıntılı halde ona hiç faiz beklemeden borç vermek de büyük iyilik. Adam ödemiş, kurtulmuş, işini düzeltmiş. Sonra bir şey olmuş. Ben sana en sıkıntı zamanda bu kadar para verdim. Mankör. Aha, böyle verdiğini başa kakan adam. Sen bunu vakti neye verdin? Müminin ihtiyacını görüverenin Allah ihtiyacını görüverir. Müminin sıkıntısını giderenin Allah da ahirette sıkıntılarını giderir.
Buna inandın, içi verdin. Sonra da nankör diyorsun, başına kakıyorsun. İşte başa kakan, iyiliğini verdiğini başa kakanın yüzüne bakmaz Allah. Ona kızdığı için, gazap ettiği için, onu değersiz hor gördüğü için. Evet, başa kakan adam, iyiliklerini başa kakan adam. Evet, Allah'ın verdiği iyilikler, minnet borcumuzu gıda Allah'a. Ne kadar? Ya. Evet, bu şekilde daha birincisi bu. Başa kakan adam iyiliğini. Vel mesil, ya pardon, vel müsbil izarehu. İşleri yolunda, iyi geliri var, makam sahibi. Öyle bir kuruntulu ki, kaç paralı adam bunlar ya. Hepsini çuvalını doldursak bir kuruş etmez. Bu havada kibirli gururlu giyiniyor. Kibirli gururlu etrafını bakınıyor. Bundan dolayı elbisesi bile kibirli. Ben buyum. Anlamında olanlara Allah dönüp bakmaz. Huyelâ'e. Evet, kibirlendiğinden dolayı, insanlar hor gördüğünden dolayı böyle adamlar var. Tepeden bakıyorlar insanlara. Kaç paralı adamsın lan sen? Çok var böyle. Böyle deme. Evet. Hor bakma sen kimseye. Deliye bile hor bakma. Defteri divana sığmaz. Söz gelir divaneden. Şair öyle diyor. Şimdi bazı Bestami Hazretleri var. Kırkandı yatıyor. Bu Allah'a ve Resulüne tam teslim olan adamlardan, ona teslimiyet huy karakteri oldu mu evliya oluyor insan. Bayezid Bestami oluyor. Şimdi Allah'a karşı, onun iyiliklerine karşı ödeyemiyorum. Minnet borcumu ödeyemiyorum. Hasta şey böyle dertte gece gündüz Allah'ım sen bilirsin deyip durur. Bakmış tımarhaneye uğramış. Delilerin hastanesine. Doktor bağlamış kolunu delinin, saldırgan deli. Uğraşıp durur. Etrafında tedavi edecek. Evet. Demiş selamün aleyküm ve aleyküm selam. Hayrola demiş. Bu biraz demiş. Böyle de hem de demiş saldırgan. Bunu kurtarmaya çalışıyorum. İlaç, çare arıyorum. Evet. Demiş. Demek sen böyle hastaları tedavi ediyorsun ha? Evet demiş, benim işim bu. Ben bunun uzmanıyım. Doktor bey demiş, benim de hastalığım var. Ne hastalığım var? Ben de günah hastasıyım demiş. Çok günahım var. Bunun ilacını varsa demiş bana yazıver. Günah hastası diye kitapladı, bir madde yok. Bunun ilacı şu değil mi? Başını kaşımış, düşünmüş. O zır deli, eli kolu bağlı. Erenler demiş, ben onun ilacını biliyorum. Evet. Tevbe kökünü istiğfar yaprağıyla karıştır. Bir kere yaptığın günaha pişmanlık duy içinden. Estağfurullah de. Allah'ım affet de. Evet, gönül havanına koy. Yani içeriden tevbe et. Öyle ağzına estağfurullah diyor, bakıyor yazılara. Ya caminin yazıları güzelmiş, onu seyrediyor. Estağfurullah, böyle estağfurullah olmaz. İçeriden pişmanlık duyarak estağfurullah, gönülden. Ondan sonra gönül havanına koy. Gönülden olsun bu, içeriden olsun tevben, istiğfarın. Ondan sonra bunu demiş, aşk ateşiyle yak koyduğunu, kavur. Ondan sonra demiş, bu kavurduğunu gönül havanına koymuş. Havan biliyorsun çukur şey demek. Evet, tevhid tokmağıyla her gün demiş, döv, toz et. Ondan sonra bunu demiş, insaf eleğinden ele, böyle içinde ağaç olur, toprak olur. İnsaf eleğinden ele, saf hale getir. Gözyaşıyla ıslat. Yani tevbe ederken gözüne yas gelsin. Sabah akşam bunu iç demiş. Hastalığın kalmaz.
Şimdi bize tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Böyle tövbem olur ya. Bak ne güzel söylüyor deli. Ne güzel gönülden olacak. İçin yanacak. Pişmanlık ateşi duyacaksın. Allah görüp dururken ben bugün işledim diye içinden yenip yanacak için ağlayacaksın. Ciğerin yanarak estağfurullah diyeceksin. Deli söylüyor mu deli? Evet. Böyle ilacı budur demiş Hoca Efendi. Deli diyoruz biz ama ne kadar akıllı söz. Onun için sen hiç kimseyi hor görme diyor şair. Böyle zır deliden diyor. Kitap dolusu yazsan bitmez bunun manası. Kimseyi hor görmesen diyor. Parası yok, pulu yok. Üstünü geceği yok. Sen de zenginsin. Şunu ekmek yemesen acından ölür. Deme. Belki o Allah'ın yanında çok değerli bir kuldur. İnsanlar tepeden bakma, hor görme. Evet. Allah'ın yanında en güzel, makbul insan, Allah'a en yakın insan, ondan emirlerini, peygamberin sünnetlerini hayatında eksiksiz uygulayan insandır. İnne ekremekum indallahi etkakum. En şerefli, en büyük adam Allah'ın emirlerini yapan, Allah'ın haramlarından uzak duran adamdır. Ayet böyle. Ha işte böyle olacak, böyle değil. Zengin, işi tıkırında, öteki gariban, doğru düz ayakkabı yok, kendisi giymiş, küçük dağları ben yarattım havasında, aha buna Allah bakmaz. Evet, kibirlenerek. Bir, iki bu, üç, müminül hamr. İtman, ne diyorsunuz siz itmana? Her gün çıkıyor futbolcular değil mi? İtman demiyor musunuz ona? Yani adamın mesela bir ilk gün 100 metre koşturuyor antrenör. İkinci gün 150, dördüncü gün 200. Böyle yaptıra yaptıra daha çok koşturuyor. Tekme vuruyor karnına. Oynarken kastı olmadan bile tekme vuruyor topu vuracağım diye. Sana bir tane vursa öbür tarafa gidersin. Ama onların karınlarına tekme vuruyorlar. Karın kasları böyle şey gibi, tahta gibi. Tekme yiye yiye, böyle seninki gibi değil. Tekme yiyse bile hiç oralı olmuyor. Derisi şey, senin kolun böyle bakıyorsun cılız, onunki böyle çalışa çalışa burada yumruk gibi böyle falan ha. Her gün yapılan itmandan oluyor bu değil mi? Adam da her gün içiyor. Mütmin-ül hamr o demek. Şaraba itmanlı. Her gün şarap içiyor. Öteki spor yapıyor her gün. Bu da her gün o sporcunun yaptığı gibi her gün her akşam içiyor yani. Sabah içen de öyle, öğlen içen her gün içiyor. Aha buna Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde dönüp bakmaz. Evet. Dönüp bakmaz. Öyle olma. Herhangi bir sebeple şöyle olmuşsa pişmanlık ateşiyle yan bırak. Terk et. Her gün içen idmanlı şarap içen öyle diyor peygamberimiz. Mütminil hamr. Evet. Kâbidil vesem. Her gün akşamcı şarap içen, içki içen puta tapan gibidir diyor. Söz benim değil, kızmayın. Peygamber söylüyor. Her gün akşamcı şarap içen adam puta tapan adam gibidir diyor. Evet, şimdi öyle bir sürü adam var. Vazgeçemem diyor. Her gün dinler içiyor. Her gün esrar içiyor. Aynı şey. Vazgeçemem. Ya işte bunlar. Bunları yapmayacaksın. Allah'ın gazabına uğramayacaksın. Allah'a teslim olacaksın. Peygamber sözlerini baş tacı edeceksin, uygulayacaksın. İlk girenlerle cennete gireceksin. Ve hiç azap çekmeyeceksin. Ölürken de, kabir azabında da, mahşerde de. Aksi halde işte böyle Allah dönün yüzüne bakmaz. Verdiğini başa kakarsan, kibirli gururlu, herkese tepeden bakarsan, her gün akşam kafayı çekersen, tevbe etmezsen, böyle ölürsen, evet Allah senin dönüp de bakmaz. Erhamer Rahim'in Allah dönüp bakmaz sana.
diyor Peygamber Taberani Abdullah bin Ömer'den naklemiş. Allah onlardan razı olsun. Şu hadisi okuyalım. Evet, selasetün la tahrimu aleyke aradukum araduhum. Üç kişinin gıybeti haram olmaz. Gıybet etmek ırzını, şahsiyetini dıdık dıdık etmek demek. Tecavüz etmek demek. Şu üç kişinin tecavüzü, ırzına tecavüz haram olmaz. Yani dedikodusu haram olmaz. Ona izin var. Kim onlar? El mücahiru bil fisk. İşlediği günahı hiç saklı yapmıyor. Açıkta yapıyor. Bu adam içiyor mesela. Masayı kurmuş yolun kenarına, lokantaya. İçeride içmek var. Bir de yolun kenarını geçip görecek, oraya kenarı koymuş masayı. Kafayı çekiyor. Gelip geçen görüyor. Hiç saklamıyor içtiğini. Öbür adam evinde içiyor. Haram işliyor ama evinde içiyor. Kimse göstermiyor. Bu adam içiyor diyemezsin. Haram, gıybet. Ama masayı koymuş yolun kenarına, içki içiyor, gördün. Saklamıyor herif. Herkesin içinde Marmaray'ı da kızı almış kucağına, öpüyor, sıktırıyor, herkesin içinde. Bu adama böyle yapıyor diyebilirsin. Saklamıyor, kendisi saklamıyor. Bir de herkese hava atıyor, benim böyle güzel kızım var falan diye. Özellikle yapıyor. Hiç Allah hakkında yok. Ramazan gününde oruç tutmuyor. Saklaması lazım, değil mi? İnanıyorsa. Kaldırıma koyuyor günü masasını. Herkese hiç çekinmiyor. Ama böyle fıskını, haramı işlemeye fısk derler. Haramı işleyene fasık derler. Fıskını hiç saklamayan, açıklayan adama bu adam içkiyi içiyor diyebilirsin. Evinde gizli içene diyemezsin, saklıyor. Onun için bizim vatandaşımız, halkımız çok güzel insan. Kabahatta gizli, ibadette gizli demiş. Kabahat işleyeceksen bile kimse görmesin lan. Allah Erhamur Rahim'indir. Tevbe edersin, pişman olursun. Ama aleni yaparsan herkese önderlik edersin. O haramı yayma, yaydığın için herkese tevbesi de kolay olmaz. Çünkü zarar, herkese önderlik ettin. Kötüye önderlik eden bütün yapılan kötülüklerin vebalini taşır. İyiliğe önderlik eden de bütün o peşinden gelenlerin iyiliğini, sevabını kazanır. Prensip bu. Birisi bu. El mücahiri bil fisk. Günahını gizlemeyen, aleni isteyenin gördüğün günahını işlediği diyebilirsin. Bu haram olmaz. Vel imamül cair. Zalim bir idareci. Sultan zalim. Evet, adalet, dinin adalet dediklerinden tamamen uzak bir idareci. Bunu söyleyeceksin ki vatandaş kanmasın. Böyle bir zalim, hep yaptığı böyle. Bunun dedikodusu olmaz. Tabii gene ortadaysa, kesin delil varsa dedikoduyla olmaz bu iş. Adamın zulmü ortada. Aşikare o. Günahını aşikare işleyen gibi. Hiç gücüm kuvvetim yerinde diye takmıyor kimseyi, zulmediyor. Ortada. Aha, böyle idareciyi söyleyebilirsin ki vatandaş kanmasın diye. El mübtedi'u. Birisi de evet, ben elçiyim, elçiye zeval olmaz. Kızmak yok. Müslümanlara söylüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini hiç işlemiyor. Aksini yapıyor adam. İbtidat sahibi. Dinde olmayan şeyi yapıyor adam. Dinde olmayan şeyi yapıyor adam. Ve bunu da gizlemiyor hiç adam. Evet. Bu da işte Allah'ın dönüp bakmayacağı ve de söylesen şu nasıl? Öyle. Evet. Mesela resmi tefsir.
1936'da yazılmış. Devlet bastırmış. Elmalı Hoca'nın tefsirine bakın. Kadınların örtmesi, yüzü hariç, eli hariç, ayak hariç örtülmesi Allah'ın farzı. Evet öyle diyor. Allah Celle Celaluhu vel yatrubhunne bim humurihinne ala cuyubihinne örtü örtsünler. Örtülerini kulağı, boynu, gerdanı, göğüsleri görmeyecek şekilde indirsinler. Allah'ın ayeti bu. Resmi tefsire bakabilirsiniz. Ve la yubdine zinetehunne. Ama şimdi kadın ta göbeğine kadar yarıyor, elbisesini açıyor. Her şeysi meydanda. Ve Müslüman, adı Müslüman adı. Dinde yok. Dikkat edin. Bu gavur demiyorum. İnkar etmiyor. İnkar ise gavur olur. İnkar etmiyor. Ama bu dinde yok. En azından haram ve bid'at. Evet. Erkeğe bakıyorsunuz. Erkek erkeği giyinmesi lazım. Kızlar gibi saçını şey etmiş, bir de bağlamış. Kızlar gibi bağlamış. Dinde yok bu. Lanet sebebi. Lanet sebebi. Bakıyorsun herkes. Ben bilmiyorum. Ben kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Türk Ceza Kanunu 119 maddesidir. Dinde de öyle. Televizyon, radyo her gün Kur'an, tefsir, bütün hocalar anlatıyor. Hiç bunu öğrenmemek mazeret olur mu? Sen Sibirya'da mısın, şurada mısın? Oradaki biri affedilmez çünkü televizyon oraya da gidiyor. Hani hiç kimseden duymasan tamam da şimdi duymayacak yer kalmadı ki. Dinde hem Müslümansın hem de bunu böyle yapıyorsun. Evet. Ne yapacağız şimdi? Bid'at sahiplerine Allah dönüp bakmaz. Öyle diyor peygamber. Ve buna da bu adam böyle arkadaş. Bu adam böyle diyebilirsin. Saklamıyor çünkü. Şeysini saklamıyor. Kardeş olarak söylüyorum. Küpeyi kadınlar takar. Değil mi? Kadın süsüdür bu. Kulağını küpeyi takıyor delikanlı. Sen avrat mısın ya? Evet. Dinde kadın süsüyle süsleyen melundur. Ve bu dinde yok. Ve bid'attır. Nasıl olan? Küpeli olan. Diyebilirsin. Saklamıyor ki. Küpeli olan yani. Böyle zibidi bir olan. Bak gavur demiyoruz. Dikkat edin. Kafir demiyoruz. Ama işi yaş. İnkar etmediği için kafir diyemeyiz. Ama işi yaş. Çok dayak yiyecek. Evet ya. Bunun da kulağı küpeli geziyor diyebilirsin. Saklamıyor zaten. Öyle diyebilirsin. Bu tip adamı. Vel mübtedi. Yine bid'atçı. Evet. Evet. Böyle yanlış itikat sahibi. Evet. Şimdi ne edelim? Hazreti Ebu Bekir sövüyor adam. Hazreti Ömer'e sövüyor adam. Dinde yok bu. Dinde yok bu. Dünya bir tarafa, Ebu Bekir bir tarafa diyor peygamberimiz. Benden sonra peygamberlik geldi, Ömer peygamber oldu diyor ama herif ayağının altına Ömer yazıyor çiğneme, hakaret olsun diye. Bu adamı, bu adam böyle diyebilirsin. Gördün ya saklamıyor. Lanet okuyor yüz binler. Allah biz bunlardan korusun. Elhamdülillah aziz milletimiz ehl-i sünnet inancını benimsemiş. Böyle aşırılıklar çok değil, yaygın değil. Ama işte arkadaşınız, komşunuz, akrabanız onu kavga etmeyecek, fitne çıkarmayacak şekilde hadisler okuyoruz. Bu benim sözüm değil, duyuruyoruz. Siz de din kardeşinize o adam bilmiyorum diyemez, duyuracaksınız. Münasip bir şekilde bunlar yanlış iş arkadaş diyeceksiniz. Yoksa aha böyle, yoksa aha böyle Allah dönüp bakmaz diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet efendim. Cenab-ı Hak cümlemizin imanını kamil eylesin. Ahlakımızı güzel eylesin inşallah. Güzel peygamberimizin bu uyarılarına kulak açıp
Peygamberimizin güzel sünnetlerini öğrenen, uygulayan, başka müminleri de öğreten Efendimizin hadisidir bu. Böyle kimselerin Allah iki cihanda yüzünü ak çıkarsın diye dua ediyor. Yani ben anlatıyorum, siz de bunu öğrendiniz. En güzel şekilde o kulay küpeliye kardeş, arkadaş, oğlum, neyse hangi dille konuşacaksan bu ya, erkeğe bu olmaz ya. Değil mi? Karılar gibi süsleniyorlar ya. Karılar gibi kıkır 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 gülüyor. Öyle elbise giyiyor. Erkekçe giyin. Evet, bunlar lanet sebebi. Bid'at dinde yok. Böyle tehlikeleri var. Güzel kardeşim, adın Ali, Hasan, Hüseyin, Müslümansın. Ama bunlar böyle diye her birimizin görevi var. Fitne çıkarmayacak şekilde müsait durum bildi oldu mu öğreteceğiz. Daire arkadaşı, o da arkadaşı, tabii kabul edici olana. Söylediğin zaman fitne çıkacak, o zaman değil. Münasipse, böyle almayacak adama değil. Adam inkar etmiyor, o zaman söyleyeceksin, onu uyaracağız. Benim de senin de bugün görevi. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke suresi. Besmele ile beraber. Bismillah. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke ve sekreti. Eskrak peynine var ve sözlerim var ve sözlerim. 11'er İhlas Suresi. Besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي نمازımızı kabul eyle. Dersimizi rızana muvafık olarak kabul eyle. Okuduğumuz Süver Celile'yi, ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine hediye edip vasıl eyle. Şefaatine bizleri nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Tüm peygamberler aleyhimussalavat ve teslimatın dahi ervah-ı paklerine hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Cümlesinin ehli beyt, ehli ashab, ötbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin erva kutsiyelerine de hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhim ecmain ervahını da hediye edip vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, onu yetiştiren alimler, üstazlar, bizleri yetiştiren üstazlarımız, şuracıkta toplanan bizlerin ahirete irtihal eden sevdiklerimiz, yakınlarımız, bu cami-i şerifi yaptıran, bugüne kadar gemzemeye geçen, bu cami-i şeriften güzelan eden eyme hutuba, müezzin kayyumin, cemaat-i müslümin, ervahı, bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezeden halen bizim dinimiz, namusumuz, vatanımız için canlarını bezletmekte, sıkıntı girmekte olan şüheda ve güzatın ervahına, hayır sahiplerinin arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin cümlesinin ervahına hediye edip vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecenle yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını, seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Ya Rabbi imanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Akıbetimizi hayr eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, deccalın fitnesinden bizleri muhafaza eyle. Şekten, şüpheden, küfürden, münafıklıktan, ayrılıktan, kötü ahlaktan, kötü durumlardan sana sığınıyoruz. Bizleri bunlardan muhafaza eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şerlerden, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Kendilerine, akrabasına, milletine, insanlığa hayırlı insanlar olmasını nasip eyle. Bizleri hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Ya Rabbi bir an bile nefsi emmaresine uymayan, her zaman seni zikreden zakirlerden eyle. Nimetlerine nankarlık etmeyen şakirlerden eyle, şükredenlerden eyle. Hulasa bizi sevdiklerinden eyle. Ya İlahi'l Alemin, senin emirlerine yapışabilmemiz, güzel Müslüman olabilmemiz için, haramlardan sakınabilmemiz için bizi bize bırakma, yardımını esirgeme. Tevfik-i Samudaniye'ye mazhar buyurduğun kulların arasına bizleri de dahil eyle. Son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak hamidi sahibi olarak ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi Şaban-ı Şerif'i hakkımızda mübarek eyle. İman, İslam, afiyet üzere Ramazan'a yetişip, Ramazan'ı tamamlayıp, günahlarından temizlenmiş, arınmış, sevdiğin kulların arasından olmayı bize nasip eyle. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek
Nestağfiruk ve netubu ilek aziz vatanımızı ve tüm İslam ülkelerinin her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Sübhane Rabbine Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.